Ancak tabii bunun yanında ticaret de yapıyorsunuz. Bir iş yeriniz vardı. Geçenlerde bir iş yeri daha açtınız. Evet. Hayırlı olsun. Ne kadar bir istihdam sağlıyorsunuz? Şehrimize ya, ne katkısı olacak? Allah razı olsun. Tabii Ankara'da olunca bir Kırşehir hasreti de oluyor. Yani olmuyor değil. Dedim ya, yatırımı benim o istasyonun yanında bir arazimiz vardı. 15 yıl önce aldığımız bir arazi. Ya, yatırımı burada yapalım dedik. İşin doğrusu ilgili firma bana Ankara'da teklif etti. Yeri de bulduk. Hem o Köftücü Yusuf'un o yeri, hem de biz kuruyemişle ilgili iki katlıydı. Kira da çok uygundu. Hatta yeri de geldiler, beğendiler, tamam dedik. Ya sonra bu yatırımı Kırşehir'e yapalım. O ilgili yeri de Kırşehir'li bir arkadaş aldı. Ona tavsiye ettik. Şu anda o işletiyor. Yatırımı burada yaptık. Tabii yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Tabii siyasetçisiniz, milletvekilisiniz. Birileri bir açık aramaya başlar. Tabii ya, milletvekili kredi kullandı, devletten aldı. Şu kadar yıl ödemesiz kredini yaptı diyebilirler. Bir kere ben ticarette kredi kullanmıyorum. Kullanılabilir de bu. Olabilir. Ya, ben hiç bir kuruş kredi almadım. Kredi kullanmıyorum. Çocuklarıma da tavsiyem o zaten. Biri Ankara Siyasal İşletme mezunu, biri Gazi İşletme'de. Dedim ya, şehrimize yatırım yapalım. Yani kazandığımızı buraya yatırdık. Hatta Ankara'da evim vardı. Biliyorsun Dikmen'de. O evi de sattım. Çünkü proje biraz daha fazla çıkınca o evimizi de sattık. Buraya yatırdık. Haziran ve Temmuz ayı itibariyle oradaki planlamamız yaklaşık 100 kişi. İşte o gelen ilgili firma 70'e çıkaracak. Bizde 10 kişi çalışıyor. Aradaki bir marka firmayla görüşüyoruz. Bir 10-15 kişi o çalışacak. İkinci bir outlet tür bir firmayla görüşüyoruz. 15-20 de o. Yaklaşık en az şu anda bizim oradaki Turanlardaki yerde en az 100 kişi. Bu 127 çıkabilir. Tabi bunun bileşenleri vardır. İşte servis geliyor, ona iş imkanı veriyorsun. İşte onlar Kırşehir'den ekmek üretimini oradan alıyor. Bazı ürünleri Kırşehir'den alıyorlar. Yani ortalama net 100 kişiye istihdam yaratıyoruz. Şu anda 50-70-60 kişiydi. Bu paket servise geçince bir 30 kişiye izin ayrıldılar. Ama inşallah Haziran ayı itibariyle en az bizim o iş yerinde 100 kişi çalışacak. Paket servis deyince tabii sizin orası yol boyu geçiyordu. İşletme satı var. Yol boyu tesisti ama birileri farklı anladı. Şimdi çarşıdaki esnaf da biraz rahatsız oldu. Sizin orada mi oturarak yenilince çarşıdaki esnaf paket servis olmayacak? Yok, işletmesi bana ait değil. 2 yılda kira almıyorum. Ha, onu açıklar mısınız? Tabii, yok, biz, bana ait değil. Biz sizi mi biliyoruz? Yok, benim değil. Sırf o firma, bilirsin marka firmalar kolay gelmez. Yani yüzlerce taleplisi vardı. Hatta Kırşehir'den biliyorum 8-10 tane talepli vardı. Merkez için vardı. Bizim orada düşüncemiz şuydu. Şehirler arası, ki geçen yıl Kırşehir'den geçen ara sayısı, karayolla verilerini aldım. 15.950 araba Kırşehir'den geçiyor. Çok enteresan. Türkiye'de böyle ikinci bir filaviyet bu kendi ilinden bu kadar yoğun geçen araçlardan istifade etmiyor. Bu 15.950 araçtan en fazla duran 8-9 araç duruyor. O da büyük kısmı yakıt. Bin bile durmuyor. Dedik ya, bunları durduralım. Kırıkkale binlerce araç duruyor. Tabii. Afyon'da 10.000'lerce araç. İşte Aksaray'a dün geldim. Orada işletmeler açık, büyük tesis olanlar bizimkine benzer. 10.000'lerde araç duruyor. Ve oraya para bırakıyor. Ki ben geç süre bir açıktı, bir baktım. Gelen araçların %50'si şehirler arası araçlar. Yani bir katkı. Sen oradan parayı alıyorsun, Kırşehir ekonomisine sunuyorsun. Yani Kırşehir'in içerisinde para döngüsü yapmamak lazım. Dışarıdan Kırşehir'e para getirmek lazım.